Belediye Başkanı Halim Işık, belediye meclis üyeleriyle buluştu. Projelerin anlatıldığı toplantıya siyasi parti temsilcileri de katıldı. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda Başkan Işık, seçildiği günden bugüne yapılan ve devam eden projeleri paylaştı. Başkan Işık, göreve geldiğimizde 5 hedef belirleyerek yola çıktık dedi. 5 hedef belirlemiştik. Sosyal barışın sağlanması, göçün durdurulup ilimizin büyütülmesi, il nüfusunun gençleştirilerek yatırımcılar açısından normal bir şehre dönüştürülmesi, yatırımcılar ve yaşayanlar açısından tercih edilen bir il olması ve sporu ve sporcuyu destekleyerek Belediye Kütahyaspor'umuzda bu görev dönemimiz içerisinde nasip olursa birinci lige çıkan ve orada top koşturan bir takım haline getirme gibi hedeflerimiz vardı. Tamamlanan projeleri katılımcılarla paylaşan Başkan Işık şunları kaydetti. Şu ana kadar geride bıraktığımız süreçte tamamlanan projelerimiz nelerdir dersek, öncelikle 500 kahvelik Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali'ni başlattık geçen yıl Nisan ayında ve 2-3 ay önce işletmeye aldık. Şu anda elektrik tüketimimizde mahsuplaşacak şekilde çalışıyor. Ilıca'da 700 metreküplük bir sıcak su deposu yaptık. Akıllı ulaşım projesinin 2021 yılında hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Işık, şu anda en büyük sıkıntının ulaşımda yaşandığını belirtti. Akıllı ulaşım projemizde özellikle akıllı duraklar, akıllı otobüs yöneticiliği ve akıllı kavşak uygulamasını mutlaka 2021 yılı içerisinde şehrimize getirmek istiyoruz. Gerçekten şu anda çok ciddi sıkıntı duyduğumuz en önemli konu ulaşım konusu. Yani bize gelen şikayetlerin %65'i ortalama otobüsler. Toplantıda söz alan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, düzenlenen buluşma için teşekkür ederek şunları kaydetti. Bu güzel organizasyon için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben şundan eminim ki şuradaki insanların tamamı, basın mensuplarımız da dahil olmak üzere tek gayemiz yaşanabilir, çocuklarımızın da rahatça yaşayabileceği bir Kütahya. Millet projesiyle ilgili de konuşan Başkan Ceyhun, projede belediye ile paydaş olduklarını söyledi. Yine millet bahçemiz projelendirmesinden imalatına kadar tamamı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Projesi bitti. Ama ne olacak? Belediye sınırları içerisindeyiz. Bu iş bittikten sonra devri tabii ki belediyemize çok yakın zamanda yapılacak. Takip ediyorum. İşletmesi belediyemiz tarafından yapılacak. Ama işin yapımı, imalatı, projelendirilmesi ve ihale edilmesi bakanlık tarafından karşılanacak. Bunlar önemli projeler ve ben bu desteklerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Toplantı konuşmalar sonrası soru cevap kısmıyla sona erdi. Komisyonumuzdan geldi.